Merhaba sevgili yaylar. Evet, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta, hafta sonunda Koç burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Tutulmanın size önemli etkileri olabilir. Genel olarak haftanın seyrine bir baktığımızda sizin için güzel etkiler olduğunu görüyoruz. Özellikle Venüs'ün yay burcunda ilerlemesi şu sıralarda zaten sizi pozitif etkileyen bir durum. Sosyal ilişkiler açısından, hayatınızdaki güzellikler, değerler açısından olumlu etkiler içerisindesiniz. Hafta başında ay kova burcunda ilerleyecek. Özellikle pazar ve pazartesi günleri sizin için seyahatlerin ve yakın çevre ilişkilerinin biraz daha yoğun olduğunu gösteriyor. Seyahate çıkabilirsiniz, tatil gidebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki aile üyeleri, kardeşler ve akrabalarla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Telefon trafiğinin de çok yoğun olduğunu gösteriyor bu süreç. Özellikle Ay ve Venüs açılarının da olumlu olması kendinizi daha iyi ifade edebildiğinizi ve daha keyifli bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Pazartesi günü de Ay Kova burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Kova burcundaki Ay'la Güneş arasında olumlu bir açı var. Sosyal hayatta, iş hayatınızda güzel gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Her türlü iş ve özel girişiminizden verimli sonuçlar alabileceğiniz bir gün pazartesi, bunu değerlendirebilirsiniz. Zihinsel olarak da son derece yaratıcı ve aktif olacağınız bir gün olacak. Salı günü Ay Balık burcuna geçiş yapacak sevgili yaylar. Artık biraz daha aile ilişkilerinin öne çıktığı bir gün olacak. Salı gününden itibaren evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evde misafir ağırlayabilirsiniz, davetler verebilirsiniz. Aile üyeleriniz, yakınlarınız ve ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçireceğiniz bir süreç olacak. Salı günü ve çarşamba günü de Ay Balık burcunda aynı şekilde ilerlemesini sürdürüyor. Çarşamba sabahı Balık burcundaki Ay, Yengeç burcundaki Jüpiter arasındaki üçgen açı gerçekten güzel etkiler veriyor. Maddi manevi destekler alabileceğinizi, evinize misafirler gelebileceğini, hediyeler gelebileceğini, kendinizi ruhsal olarak daha güvende hissedebileceğinizi gösteriyor bu durum. Özellikle olumlu etkiler hafta boyunca devam edecek sizin için. Ay Balık burcundayken Yay burcuna kare açı yapabilir. Bu bazen kişisel gerginlikler veya zihinsel konularda konsantre olmakta zorlanmalara veya kararsızlıklara neden olabilir. Ancak Venüs'ün pozisyonu nedeniyle ve genel olarak gökyüzünün pozisyonu nedeniyle çok da önemli bir problem olmadan geçirebilirsiniz. Bir diğer etki de 15 Ekim'de Mars Başak burcuna geçecek. Mars uzun bir süre 8 Aralık'a kadar Başak Burcu'nda olacak bu süreçte sevgili yaylar. Bu da özellikle kariyer hayatınızda biraz daha aktif olacağınız bir süreçte olacağınızı gösteriyor. İşler biraz artabilir, daha yoğun olabilir, daha fazla enerji harcayabilirsiniz iş hayatınıza. Daha fazla projeyle ilgilenmeniz gerekebilir. Zaman zaman Mars Başak Burcu'ndayken size ufak tefek kazalar, sakarlıklar nedeniyle bazı sorunlara da neden olabilir. Günlük yorumlarda tabii ki onlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Artık Perşembe gününden itibaren Ay Balık Burcu'ndan ayrılarak Koç Burcu'na geçecek. Ay Koç burcunda sizin için pozitif etkiler verecektir, enerjinizi güçlendirecektir. Sosyal hayatın biraz daha canlandığını görüyoruz. Özellikle duygusal hayatınız hareketlenebilir sevgili yaylar. Biraz daha sosyal faaliyete daha fazla katılabilirsiniz. Çocuklarla, gençlerle zaman geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Yaratıcılığınızın da artması, özellikle hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşamanıza, daha verimli olmanıza neden olabilir. Koç burcundaki Ay Venüs'te de olumlu açılar yapacak. Seyahatler için, tatil için de enerjiler çok olumlu görünüyor. 18 Ekim'den itibaren, Cuma gününden itibaren Ay Koç burcunda artık ilerlemesini sürdürüyor. Dolunay fazında ilerliyor. Ay Dolunay fazında
enerjisi çok yoğun olduğu için sizi duygusal olarak birazcık etkileyebilir. Daha coşkulu, daha hevesli olabilirsiniz, daha girişken olabilirsiniz. Bu özel ilişkilerinize yansıyabilir. Daha cesur atılımlar yapabilirsiniz bu süreç içerisinde. Dolunay'da Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece 02:39'da olacak. 25 derece Koç burcunda. Özellikle Yay burcunun son dekanında doğduysanız sizi daha fazla etkileyecektir tabii. İlişkilerinizde, duygusal ilişkilerinizde önemli adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Yeni bir flört, bir ilişki gündeme gelebilir. Aşk hayatınız çok canlanabilir. Duygularınız çok güçlenebilir, aşık olabilirsiniz, var olan ilişkiniz daha heyecanlı bir duruma gelebilir. Bunun yanı sıra sevgili yaylar, bu tutulma çocuk sahibi olmak isteyenler için de çok güzel etkiler verebilir. Bebek sahibi olma, doğum, hamilelik haberleri gelebilir veya çocuk sahibi olan yaylar için çocuklarının hayatı, onların gelecekleri eğitimiyle ilgili çok güzel, verimli gelişmelere yol açabilir. Yaratıcılığınızı da arttıran, iş hayatınıza da yaratıcılığınızı verimli bir şekilde kullanmanıza imkan veren bir tutulma olacak. Sizin için güzel etkilerinin, verimli etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.